Evet evet çok şükür bugün normal odaya geçecek artık. Evet daha iyi olacak. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam görüşürüz. Sonunda o gün geldi. Büyük gün. Şey... Sen söyle. Bugün için çok dua ettik. Sinan iyileşti. Evet. Bugün bundan daha önemli bir şey yok. Kesinlikle. Hiçbir şey bundan önemli değil. Şimdi fizik tedavi süreci, ilaçlar... toparlanma dönemine girecek. Uzun bir süreç olacak. Uzun ama atlatacak. Sağlığına kavuşacak. Ama biz... bize ne olacak? Biz... ne olacağız bilmiyorum ama... onunla konuşacağız. Her şeyi. Her şeyi konuşacağız. Sinan Bey, elinizi serbest bırakın lütfen. Bize biraz yardımcı olun. Yukarıda seni bekliyorlar. Ben seni yalnız karşılamak istedim. Sen o kadar korkuttun ki beni. Çok korkuttum. Sana bir şey olacak diye. Asıl. Abim. MR için bekliyorlar. Sadece tedbir amaçlı. Merak etmeyin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen şimdi bunları düşünme oğlum. Hadi. Gel gidelim.
dedim. Yok bir şey. Sinan nerede kaldı diyorum öyle. Görmek çok güzel Sinan Bey. Emin olun bizim için de çok zor ve sıra dışı bir süreçti. Nazım Bey, biz bütün hastane yönetimi ve ekip arkadaşlarımız olarak... Benim size söyleyecek bir şeyim yok. Avukatım ailem adına size gerekeni yapacak. Biz beraber gidiyoruz. Nazım Bey, müsaadenizle biz Sinan Bey'i MR'a alalım. Bak şuna. Ama bu bizim en mutlu günümüzdü. Başım dik demeye mi geldin yoksa kıyamet koparmaya mı geldin? Sus, sen karışma. Önüne bak, bak herkesin gözü bizim üstümüzde. Milletin ağzına laf mı vereceksin? Sus, tamam da. Kız sen karışma diyorum sana. Önüne bak. Tövbe estağfurullah. İkiniz. Yan yana. Kurtaran kahraman abi. Ve Hazan. Benim güzel sevgilim.
Çocuğun nerede Hasan? Selam. Sinan Egemen ben. İyiyim iyiyim, safa sağlamım. Ve şu an Acar Gazete'ye küçük bir iyilik yapmak üzereyim. Hastamız amnezi geçiriyor. Hastamızın sağlık durumunu korumak zorundayız. Bu yüzden de hayatın Sinan Bey'in hatırladığı yerden, kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Çok pardon. Kaldığı yerden derken ben anlamadım da. Yani şimdi mesela cevabını bilmesi gereken bir soru var. Biz alıştıra alıştıra mı anlatacağız? Onu anlamadım. Sorunun cevabı hastamızı mutlu mu edecek, mutsuz mu? Hastamızı strese sokacak, tansiyonunu yükseltecek, hırpalayacak hiçbir şeyi ona hatırlatmayın hanımefendi. Doktor bey, bizim de babamız birkaç ay önce hafıza kaybı yaşamıştı. O zaman doktor bunların tam tersini yapmamızı söylemişti bize. Bizi hatırlamıyordu, konuşamıyordu bile. Biz ona kendimizi hatırlatmaya çalışıyorduk. Söylediğinizin tam tersini yapıyorduk o zaman. Bu hastalığı herkes aynı şekilde geçirmiyor. Kardeşinizin durumu farklı Yağız Bey. Beyninde hasar var. Bu durumda oluşabilecek küçük bir şok bile bizi geri dönülmez bir noktaya götürebilir. Bilmem anlatabildim mi? Risk alamayız. Risk söz konusu olamaz. Herkes üstüne düşeni yapacak. Herkes. Ne dedi doktor? Çok saçma, çok saçma. Hazan ne oluyor, ne dedi doktor? Abla, duydun değil mi? Doktoru duydun. Tedaviyi bulduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ona yalan yanlış bir hayat yaşatacağız. Bu içerideki şey hayatımda duyduğum en saçma şey. Gel, gel tuvalete gidelim hadi. Ece, bu iş nereye gidecek anlamıyor musun Ece? Hatırlamıyor ya. O hatırlamıyor, yüzüğü attı mı hatırlamıyor. Hazan. Benimle gel. Ya sen de. İşte şimdi. İşte şimdi çığırından çıktı bu iş. Şimdi çığırından çıktı. Yüzüğü takmamı istiyorsunuz. O gece kaldığımız yerden devam edeyim istiyorum. Tiyatro bu. Bir gün değil, bir ay değil. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Doktor bir zaman da vermedi. Bu şeyi ne kadar devam ettireceğiz onu bile bilmiyoruz ya. Doktorun dediğini duydun. Başka şansın yok. Ben sana böyle bir şans vermiyorum. Daha açık konuşturtmayın. Herkes kendi üstüne düşeni yapacak. Bu kadar. Ben bunları duymak zorunda değilim. Duymak zorundasın. Kardeşinin hayatı söz konusu. Bu yüzden duyman gerekenleri duyacaksın. Yapman gerekenleri de yapacaksın. Ben kardeşim için payıma düşen her şeyi yapıyorum. Yaparım da. Ömrüm boyunca. Ama bunları duymak zorunda değilim. Hazan, yapma bunu.
İkinizin de şansını daha fazla zorlama. Kardeşin için. Kardeşin için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Sinan. Bakar mısın? Aile ziyareti dışında kimse istemiyorum. Uyarır mısın? Ziyaretçi yasağımız var hanımefendi. Alamıyoruz. Buyurun. Peki. Sanırım konuşacak başka bir şey kalmadı. İkimizin de birbirimizi çok iyi anladığını düşünüyorum. Siz beni hiç anlamadınız ama ben sizi yine çok iyi anladım Azim Bey. Ama bir tek şeyi çok iyi bilin. Bu istediklerinizi aba altından gösterdiğiniz sobadan korktuğum için değil. İnsanlığımdan yapacağım. Yapacağım ama yanlış olduğunu bilerek. Günün sonunda kimsenin mutlu olmayacağını bile bile yapacağım. Olacak. Hepsi kardeşin için olacak. Ne diyeceksin ki? Bitti. Söz bitti. Selin eve geçiyor. Narin aradı şimdi. Akşam ne yemek yapacağını şaşırmış. Söyle bakalım canın ne istiyor? Dur bakalım. Şu anda ancak çorba ve komposto olabilir. Dava için arıyor. Avukat. Açma. Oğlum dava için? Abi yok dava falan istemiyorum ben. Ne demek dava yok? Yaz olmasa sen... Abi dava falan istemiyorum. Ya kim bilir ne zaman sonuçlanacak bir dava için ben sürekli ölümden döndüğümü hatırlamak istemiyorum. Yok dava falan. İyi de senin doktorlar değil ya, az kurtardı oğlum. Abi. Tamam. Tamam Gökhan. Kardeşin ne uygun görürse öyle olsun. Ya hem sen bırak bu işleri ya. Bana abimi getirsene. Hatta müsaitse Hazan'ı da istiyorum. Konuşmayı beraber yapmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüm. Üzülecek bir şey yok artık Hazan. Konuşacak bir şey de kalmadı. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Yapacağız. Yapacağım.
Yapacağım. Ama ben nasıl yapacağımı... Mesele sadece yüzüğü takmak değil ki. Hadi yüzüğü taktım. Sonra... Yüzümü görmeyecek mi? Gözlerime bakmayacak. Anlayacak. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Sinan'a yakın, bana uzak. Sinan seni bekliyor. İkiniz de bekliyor. Ya bu kafayla zaten bir dava yüzünden sürekli ölümü hatırlamak istemiyorum ben baba. İsmimin yanında ölümle almasınlar beni. Anlıyorsun değil mi baba? Sen ne istiyorsan o olacak oğlum. Baban sen ne istiyorsan onu yapacak. Tamam. Aslında ne istiyorum biliyor musun baba? Bu evlilik işini daha fazla uzatmak istemiyorum. Hazan'la bir an önce evlenmek istiyorum. Böyle hizaya gelirsin. Böyle. Odaya bile yan yana giremezsin onunla. Ya. Oğlum. Bence yine de evlilik gibi büyük bir adım atmak için pek uygun bir zaman değil. Hı. İyi insan da lafının üstünde. Gel Ezan, gel. Gel, elimi tutarsan kopmaz, merak etme. Stres yapma. Yorulmuyorum böyle elimi tuttuğun için. Ya abi söyler misin? Bak böyle kırılgan bebek gibi davranmasın bana ya. Baba, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hadi baba. Yormazlar beni, merak etme.
abimle yarim. Bir sene eksiktin gamlı baykuş. Ne haberler getirdin bakalım. Aynı yerden aldırdım Azim Bey. Aynı yüzük olduğunu söylediler. Tamam, teşekkürler. İnanmıyorum. Hatırlıyorum da birine böyle bahsetmiştim senden. Yarim demiştim. Ama ben seni anlıyorum Hasan. Sen bu yarim kelimesini bana yakıştıramadın. Değil mi? Sanki böyle çok demode kaldı bende. Sinan hadi bak. Çok konuşma, dinlen biraz. Zorlanıyorsun hem. Dur abi ya. Bak da Hasan yüzüğü ne yaptığını söylemedi bana. Ne yaptın Hasan yüzüğü? Nerede? Böyle paldır küldür girdim içeri. Kusura bakmayın artık. Alışkanlık işte. Gel kızım gel. Gel. Sen tuvalette unutmuşsun ya bunu. Elini yüzünü yıkarken orada bırakmışsın bak. Hastanenin altını üstüne getirdik vallahi. Gel bakalım. Ben alayım o yüzüğü Fazilet Hanım. Öyle mi diyorsun? Lütfen. Teşekkürler. Abi, nereye gidiyorsun ya? Babama bakayım ben. Gel gel bak. Sen sonra bakarsın babama. Sensiz olmaz. Değil mi Hasan? Sinan, ne demek oluyor şimdi bu? Ne demek olduğunu Hasan anlatsın sana abi. Anlamadım. Ya bak, gülünce acıyor diyorum. Bu kız hala güldürüyor beni ya. Ben seni bu kadar korkuttum mu aşkım ya? Bu adam, abim, kendi elleriyle bana ikinci kez bir hayat şansı verdi. Bizi birleştiren adam. Ve şimdi bu yüzük ikinci hayatımda, ikinci kez senin parmağında olacak. İkinci hayatı hediye eden abimin yanında sana söz veriyorum. Artık yanında bambaşka bir Sinan olacak.